Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız görüşmeyeli? Umarım keyifler yerindedir. Haftalardır beni soruyorsunuz. Öncelikle ilginiz için, dualarınız için çok teşekkür ederim. Sizleri çok bekletmek istemezdim. Aslında bir hafta önce de yine video çekip yayınlayacak vaktim vardı. Ama kendimi bir türlü hazır hissedemedim. Tam niyetlendiğim anda içime bir huzursuzluk çöktü. Tekrar o gün geldi aklıma derken cesaretimi bir türlü toplayamadım. Barış'la videomuzu izleyip bize kızanlarınız olmuş olabilir. Çünkü doğum hikayemi size tek başımayken anlatmak istedim. Şimdi lafı daha fazla dolandırmadan başlamak istiyorum. Barış'la videomuzda bahsetmiştim. Zorlu geçen bir 40. hafta olmuştu. Havanın sıcaklığı artık beni bayağı bir darlamıştı. Otursam oturamıyorum, dolaşsam ayaklarım şişiyor, ağrıyordu. Sürekli kendimi olumlamaya çalışıyordum. Ağrılarım olsa bile evde kimseye belli etmemeye çalıştım. Ama bir perşembe akşamı artık yine daha fazla darlanmıştım ve gergindim. Sabahında duş aldım ama hala içime sığmıyor. Akşam böyle saat 8-9 gibi Barış'la hadi dışarı çıkalım da biraz yürüyelim, belki iyi gelir dedim. Herhalde artık çaktırmamaya çalışsam da babam biraz sezmiş olacak ki sende bir haller var hadi bakalım falan diyordu. Ben hiç kendimi umutlandırmak istemedim. Bu arada bebek haberini peş peşe aldığımız en yakın arkadaşım o gün doğum yapmıştı. Aramızda da bir hafta vardı. İçimde onun da heyecanı vardı. Acaba benim kızım ne zaman gelecek diye sürekli düşünüyordum. Neyse yürüyüşe çıktık. Hava biraz serinlemişti ama bana pek iyi geldi söylenemez. Yürürken ara ara karnım ağrıyor ama yine paylaşmadım Barış'la. Sonrasından peşimize köpek takıldı ve köpeğin beni daha çok germesiyle karnımın ağrısını daha fazla hissetmeye başladım. Karnımdaki böyle tanımlayamadığım bir ağrıydı. Bugün gergin geçti benim için, o yüzden böyle ağrıyordur diye düşündüm. Bir de son haftalar yani sonuç olarak böyle vücudum kendini hazırlayacak falan diyordum. Doğum kafasına çok fazla girmek istemedim ama dakikaları saymaya yine de başlamıştım. Düzenli değildi. Tabii bahsettiğim saatler 8-9 arası dediğim gibi 10 dakika 12 dakika aralıklarla karnıma ağrı giriyor. Neyse köpek bizim eve geri dönmemize sebep oldu. Biraz bir rahatlama vardı gibi ama tam net bir rahatlama değildi yani. Tekrar duşa girdim. Bir durgunluk vardı ve dakikalar tutmaya devam ediyordum. Saat 12 gibi hala devam edince de ne olur ne olmaz. Ben hiçbir şey çaktırmayayım da bizimkiler heyecanlanmasın. Herkes yatsın dinlensin dedim. Çünkü eğer doğum olursa kimse benim yüzümden uykusuz kalmasın. Kimse zorluk çeksin istemedim. Barış'a da sen yat, ben bir şey olursa seni uyandırırım dedim. Artık 12'den sonra ağrılarım ara ara sert bir şekilde kendini hissettirmeye başladı. Herkes yattı. Bir tek annem kaldı. Anneme de diyorum hadi yatsana, saat çok geç oldu. Bak dinlenmen lazım falan. Ama uykum yok diyor. Bir yandan ağrı hissediyorum. Belli etmiyorum. Çünkü en ufak bir şey sesse annem o akşam uyuyamayacak. Neyse artık ikna oldu. Yattı o da. Artık kaldım tek başıma. Ağrılar 10 dakika ile 9 dakika arasında değişiyor. Gelince ufaktan bir sarsılıyorum ama çok da kötü değil. Hatta iyiymiş ya böyle, ben çok da kötü bir şey değil, süper, ben böyle giderim falan diye düşündüm. Gece 12.30 gibi artık 8 dakikaya düştü. Elime bu sefer ciddi kağıdı kalemi aldım. Yazmaya başladım. Her gelen sancı yaklaşık 30 saniye civarında sürüyordu. Artık yavaş yavaş bunların doğum sancısı olduğuna ikna oldum. Bir yandan da en yakın arkadaşımla Gökçen'le konuşuyorum. Onun da 3 aylık bebeği var. Onun da tüm sürecini neredeyse beraber yaşamıştık. Onunla konuşuyorum bir yandan, anlatıyorum ona işte. Sancıları beraber takip ediyoruz. O bana destek oluyor. Şu hareketleri yap, sakin ol diyor sürekli. Ama ben kendime bakıyorum aşırı sakindim. Kendime hatta hayret bile ettim yani. Ama bir yandan da diyorum ki bu sürece hakimim. Başıma gelecekleri biliyorum. O yüzden sakin olmalıyım. Bir yandan evde yürüyorum. Pilates topunun üzerinde pelvis egzersizlerini yapıyorum. Ve gece saat 1.30 oldu. Benim nişanım geldi. Ama bu kesinlikle korkutucu bir şey değilmiş. Ufak bir leke sadece. Onu gördükten sonra artık doğumun başladığını ikna oldum ve Barış'a haber verdim. Barış biraz daha uyuyayım mı, ne olur iyi misin dedi. Ben de tamam uyu, bir şey daha şiddetlenirse ben seni uyandırırım dedim. Zaten öyle çok sıkıntılı bir durumum da yoktu. Artık bu saatten sonra su içmeyi falan da bıraktım. Zaten önceki akşamdan beri de bir şey yemiyordum. Ama sürekli tuvaletim geliyordu. Size doğum habercisi belirtiler arasında bahsetmiştik zaten. Sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hissedebilirsiniz diye. Vücut burada hazırlık amaçlı kendini boşaltıyor. Saat 2 oldu. Bu sefer babam uyandı ve geldi beni kontrole. Baktı ki ben oturuyorum öyle. Hayrola bir sıkıntı mı var dedi. Ben de yok ya öylesine uykum gelmedi oturuyorum dedim. Ki yatsın dinlensin o da. Sonrasında doktoruma yazdım. Sancıları anlattım ve not ettiğim kağıdında fotoğrafını çektim. Keşke bir yarım saat öncesinde yazsaymışım. Yarım saat önce online'mış ama yetişemedim. Ancak o da sabah dönebildi ona. sonra. Neyse zaten çok zorluk yaşamıyordum ama artık saat böyle 3 oldu, 3.30 oldu. Sancılar 4 dakika ile 3 dakika arasını düşünce Barış'ı gittim kaldırdım. Artık sancılar böyle nasıl desem deprem gibi geliyordu. Ara süreçte hiçbir şey yok. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Ama gelince sanki böyle vücudumda depremler oluyor, nefesim kesiliyordu. Ama hala dayanılmayacak kadar değildi. Sancı sırasında yürüyordum, çeşitli hareketler yapıyordum. Sonra sabah namazı vakti oldu. Abdest alıp namazı kılıp annemleri uyandırdım. Onlara da gayet böyle rahat bir ifadeyle güzel haberi verdim. Ama sancılarım şiddetli bir şekilde artık beni sıkmaya başlamıştı. Artık ayaklarım falan da böyle kesilmeye başlamıştı. Barış bu süreçte çok destek oldu bana. Sürekli belime masajlar yaptı falan. O bayağı bir iyi geldi bana. Sizler de henüz doğum yapmadıysanız kesinlikle öncesinde nasıl, hangi bölgeye nasıl masajlar yapılacağını eşinizle öğrenin. Çok faydasını göreceksiniz. Sancılar sürekli azalan dakikalarla ilerlemedi bende. Bazen mesela 7 dakikaya kadar açıldı arası. Bazen 4 oldu. Böyle düzensiz falan ama 2 dakikaya düştüğünde hastaneye gidelim dedik. Zaten eve 15-20 dakika mesafede. Ama saat 5 gibi artık bayağı gerilmeye, zorlanmaya başladım. Sancı geldiğinde gözlerim kararmaya başladı. Ayaklarım falan kesiliyordu. Ben bu süreçte bayılmaktan çok korkuyordum. Çünkü çok çabuk bayılan bir bünyem var. Bayılacağımı hissettiğimde kolonya verdi Barış. Bir yandan annemle babama dedim siz kahvaltınızı yapın. Siz benim yanımda, bana destek olmanız lazım. Kimse aç kalmasın. İlk başta istemiyoruz. Sen böyleyken falan dediler ama bir şekilde ikna ettim onları. Neyse saat 6 oldu. Artık dayanamıyorum. Artık gidelim dedim. Bu sefer sancılar geriledi. 3 dakikadan 6'lı 7'li dakikalara falan düştü. Tamam biraz daha bekleyeceğim dedim ve saat 7'de yok artık daha fazla beklemek istemiyorum dedim ve düştük yola. Hastaneye giderken 3-4 kez falan yine geldi sancı. Yine öyle dayanamayacak derecede değildi. Hastaneye girdik. NST'ye alalım dedi ebe. Benim için zor olan kısım burada başladı. NST odasına girdiğimizde bir anda ellerim ayaklarım falan titremeye başladı. Bir anda böyle bir ağlamaya falan başladım. Neden böyle oldu hala çözemiyorum. Korku ve stres beni bayağı bir ters köşe yaptı. Evdeki rahatlığımdan hiç eser yoktu. Eve gelene kadar annem ve Barış beni sakinleştirdiler. Annem kurduğumuz hayalleri hatırlatmaya çalışıyor bana falan. Neyse sakinleştim. NST cihazını bağladı ebe. Ama sanki evdeki sancıları evde bırakmışım da gelmiş gibiydim. O kadar şiddetli gelmiyordu. Sonra muayeneye geçtim. Her yerim hala titriyor. Orada beni sakinleştirmek için ebeler konuşuyorlar sürekli. Hepsinden Allah razı olsun. Muayenede sadece 1 santim açılma olduğunu söylediler. O an bir şoka girdim. Bu nasıl olabilirdi? Yani o kadar şiddetli ağrıların sonucu bu muydu dedim kendi kendime. Sonra doktorla görüşüp karar vereceklerini söylediler. Ya eve gidecektim ya da hastanede devam edecektim sürece. Doktor hastanede kalmama karar verdi. Yatışım yapıldı. Ağlamıyordum ama korkuyordum. İşte önlük verildi, damar yolu açıldı derken serumu ve bir sürü yanında ilaçlar falan gördüm. Suni sancı mı bunlar? Ne yapacaksınız dedim. Onlar da evet suni sancı ama sakın korkma dediler. Suni sancı ile tanışana kadar aslında korkmuyordum. Çünkü herkes de farklı tepki veriyor her şey. Mesela benim annem beni suni sancı alarak çok kolay bir şekilde doğurmuş. Hadi inşallah benim de öyle olur dedim ama maalesef öyle olmadı. Bu arada doktor geldi, tekrar muayene oldum ve doktor amniyon kesesini patlattı. Öyle gerekiyormuş. Şu an neden olduğunu keşke o an sorsaymışım dedim ama hiç hatırlamıyorum o anı yani. Neyse bu arada doktor annemlerin yanına gitmiş. Öğlene kadar doğum olacağını, içlerini ferah tutmalarını söylemiş. Ben odaya geldiğimde ilk etapta iyiydim. Hatta sevinçle karşıladılar beni. Biz eve gidelim, birkaç eksik var, alıp gelelim dediler. Onlar gittikten sonra asıl olan oldu zaten. Sancılarımın dakikaları bir anda 3-4 dakika seviyelerinden 1-2 dakikalara düştü. Yani kabus gibiydi tam anlamıyla. Barış'ın yaptığı masajlar hiçbir fayda sağlamıyordu. Yürümeye çalışıyordum, kesiliyordum. Bir müddet öyle bekledik. Sonra ebe beni görmeye geldi. NST'ye çağırdı tekrar. Bu sefer doğumhanedeki NST'ye girdim. Orada yalnız başıma kaldım bir müddet. Cihaz düzgün durmadı karnımda. O yüzden bir yandan ağrıyla baş etmeye çalışırken bir yandan da sabit bir şekilde cihaza tutmaya çalışıyordum. Ama artık kurtarın beni raddesine geldim. Şu an kısa gibi geliyor ama suni sancıyla da hatırladığım kadarıyla bir 4 saat falan geçirmiştim. Tekrar muayene edeceklerini söylediler ve hiç tahmin etmediğim bir şey başıma geldi. Hiç ilerleme yok. Sezaryen hazırlayalım dediler. Ağlıyordum çünkü sürekli kendimi aşırı derecede suçlu hissediyorum. Olmadı, nasıl olmadı, neden olmadı diyorum kendi kendime. Odaya geçtik ve beni hazırlamaya başladılar. Bir yandan Barış elimi tutuyor, daha iyi olacağımı söylüyor. Ben sanki çok kötü bir şey yapmış gibi ağlıyordum. Ağlaya ağlaya ameliyathaneye indirdiler. Doğuma Barış da gelecekti ama sezaryen olunca alamayacaklarını söylediler. Zaten karar verildikten sonra her şey o kadar hızlı gelişti ki hala böyle şu an o anı düşündükçe çok zorlanıyorum. Neyse ameliyathane hastanede o kadar çok ağladım ki en son karşıma doktor ve 2-3 tane hemşire oturdu. Benimle konuşmaya başladılar. Biri yine beni elimden tuttu. Kendini böyle hissetme. Sezaryen kötü bir şey değil. Biz de sezaryen olduk. Bak sen de bebeğin de sağlıklı olacaksınız. Ve daha bir sürü hatırlayamadığım şeyler söylediler. Beni sakinleştirdiler. Ve doktor spinal anestezi takacağız dedi. İlk etapta ondan da korkuyorum dedim. Ama böylesinin daha iyi olacağını söyledi. Genel anestezi bebeğe de geçecek. Bunu istemiyoruz dediler. Merak etme her şey çok güzel olacak dediler ve spinal anestezi yapıldı o anda. Böyle bir 30 saniye ya geçti ya geçmedi. Ne sancı kaldı bende ne de herhangi bir ağrı. Sonrasında dakikalar geçti derken sanki böyle bir anda ameliyathanede bütün sesler bir anda kesildi. Bir ağlama sesi geldi. Videoyu biraz yarıda kesmek durumunda kaldım. O anları hatırladıkça biraz değişik oldum. Neyse dakikalar geçti derken sanki ameliyathanede bütün sesler bir anda kesildi. Bir ağlama sesi geldi. Sanki o an böyle dünya durdu. Sadece o ses vardı. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bebeği böyle üstten gösterdi doktor ve hala inanamıyorum bu benim bebeğim mi dedim içimden. Rabbimin mucizesi karşımdaydı o an. Dediğim gibi doktor bebeği gösterdi ve hala inanamıyorum bu benim bebeğim mi dedim içimden. Yani Rabbimin mucizesi karşımdaydı o an. Böyle kısa süre bir tepkisiz kaldım. O kadar güzeldi ki. Yani o anı herhalde hiçbir zaman unutamayacağım diye düşünüyorum. Sonrasında yanıma getirdiler. Ağlıyordu. Yanağıma yanaştırdılar ve sustu. Onu öptüm, kokladım. Şükürler olsun Rabbime sağlıkla kavuştum ona. Bu zamana kadar hep sizinle güzel şeyler konuştuk. Hem sizi hem de kendimi motive etmeye çalıştım. Bana normal doğum mu yoksa sezaryen mi düşünüyorsunuz diye sordunuz. Size hep Allah sağlık versin gerisi önemli değil dedim. Siz kendinizi iyi hissettirecek şeyler yapın dedim. İçinizi ferah tutun dedim. Ama insanın önce kendi kafasının içini sağlam tutması gerekiyormuş. Ben o gün bunu yapamadım ve ikimiz de sağlıklı olmamıza rağmen neden hala olmadı diye kendi kendimi sorguluyorum. Kimsenin kafasını karıştırmak istemem. Doğumda bile hep size dua ettim inanın. İnşallah henüz doğum yapmadıysanız çok güzel bir doğum tecrübesi yaşarsınız. Aslında şu an uzaktan baktığımda o kadar da olumsuz değildi. Gel bakalım. Ay. Sadece kafam karışmıştı. Sonuç olarak ikimiz de binlerce kez şükürler olsun ki sağlıklıyız elhamdülillah. Gerisi gerçekten hiç önemli değil. Onun gözlerinin içine baktığınızda, o da size baktığında hepsi geçiyor. İşte bu şekilde tekrar YouTube'a dönüş yapmış oldum. Ve bundan sonra yine her hafta sizlerle birlikte yeni şeyler deneyimlemeye, öğrenmeye devam edeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve yorum yaparak bana geri dönüşler sağlamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanetsiniz.